Neden gereksiz yere okursak? Ya gireceğim. Neden İngilizce öğrenmek istiyorsunuz? İsim, soyisim. Numara. Cimil. Nokta. Niçin İngilizceye kayıt... Niçin İngilizce öğrenmek istiyorsunuz? Niçin... Neden gereksiz yere okursa kaydoluyorsun? Gereksiz olduğunu da nereden çıkardın? Daha önce büyük bir hevesle başladın ama sonrasında yarıda kestiğin o onca şeyi hatırla. Yarıda bıraktığımız çok şey oldu ama bunu da yarıda bırakacağımız anlamına gelmiyor. Peki bunun diğerlerinden ne farkı var? Ne farkı var? Bir kere biz buraya bayağı bayağı para vereceğiz yani. Bayağı para vereceğiz. Daha önce para verdiklerimiz de var. Ya bu seferki farklı. Bu kurs bizim gelecekteki hayatımızı etkileyecek. Anlıyor musun? Nasıl mesela? Nasıl etkileyecek? Yani İngilizceden bahsediyoruz. Nasıl etkileyecek? İngilizce bilenin 1-0 olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ya bak, daha önce de YouTube'da yüzlerce video serisine başladık ama hepsini de yarıda bıraktık. Evet. Onlarca uygulama falan indirdik. Bir anlık hevesle günde birkaç saat çalışırız diye. Ama olmadı. O uygulamalar öylece kaldı. Hatta şu an belki birkaç tanesi hala telefonda duruyordur. Bu sefer başka. Şimdi bu kurs olduğu için yani düzenli bir vakit ayıracağım buna. Daha önce kursa da gitmedik mi? Ya o okulun kursuydu ya. Şimdi okulun kursu da okulun eğitiminden farksız. 12 yıl boyunca İngilizce görüyoruz okulda değil mi? 12 yıl boyunca. Ama 12 yılın sonunda... Bakıyoruz, elimizde yani hiçbir şey. Yani elimizde olan bir şey değildi. Belediyenin kursuna da gittik. Bir fark yok. Tamam, ben bu kurstan ne anladım biliyor musun? Ne anladın? Sen bir dile maruz kalmadığın müddetçe o dili öğrenemezsin. Bu kurstan İngilizceye mi maruz kalacaksın? Evet, adamların eğitmenleri hepsi yabancı kimseler. Ya eğitimler full İngilizce olacak. Ve sen de haftada 3 gün, 3'er saat İngilizceye maruz kalacaksın. Böylece de İngilizceyi sökeceksin. Ayrıca eğitimin sonunda bir de sınav yapacaklar. Sınavda derece yapanlara da yurt dışı imkanı sunuyorlar. Tabii sen de dereceye girecek olanlardansın. Yani çalışırsam neden olmasın? Bu da öncekiler gibi bir anlık bir heves değil, değil mi? Ne hevesi ya? Ya ben bu sefer bayağı para veriyorum. Bayağı para vereceğim. Yani hem para vereceğim hem de çalışmayacağım. Öyle boşlayacağım. Ya yok öyle bir dünya. Yapmam öyle bir şey. Neden yapmayasın? Neden yapayım? Neden yapayım Allah aşkına ya? Söylesene. Dil öğrenmek için daha önce bir sürü kitaba da para verdim. Ama hepsi de tertemiz, hiç karalanmamış bir şekilde kitaplığında duruyor. Sadece ilk sayfaları böyle biraz... Yıpranmış o kadar. Ya sen kitapla kursu bir mi tutuyorsun? Ne farkı var? Ne demek ne farkı var? Kurs bu kurs. Ben kitaba en fazla 100-150 lira vermişimdir. Küçük şeylere bakıp da büyük şeyleri görmek hiç de zor değil. Kitaplara yaptığını kursa da yapacaksın. Nereden biliyorsun? Kendimi tanıyorum çünkü. Bizi tanıyorum. Ya bu sefer dediğinin zıttı olursa? Ya bak ne olacağını söyleyeyim mi sana? Söyle. Şimdi... Kursun ilk haftaları daha tanıma evresi olduğu için büyük bir heyecanla gideceksin her gün. Ne için? Sırf çevrene yani sosyal medyada bakın İngilizce kursuna gidiyorum diye hava atmak için tabii ki. Tabii zamanla bu da sıradanlaşacak senin için. Gittikçe o heyecanın da zamanla sönecek. Hayır yani öyle bir amacım yok benim. Ya sırf
Sırf hava atmak için kursa o kadar para mı verilir? Para mı verilir ya? Hava atmak için kursa mı gidilir? Öyle şey mi olur ya? Ayrıca ben heyecanımın sönmemesi için de ben elimden geleni yapacağım. Göreceksin. Hani yeni aldığın ayakkabı vardır. İlk günlerde böyle büyük bir titizlikle bakarsın ona. Toz bile değdirmezsin ya. Sonrasında yani tozmuş, çamurmuş artık umurunda bile olmaz. İşte aynısı var ya, aynısı bu kurs için de geçerli. Bak başta da söylediğim gibi bu sefer kararlıyım. Sonuna kadar tam takır tamamlayacağım eğitimini. Ya bir kere sen daha niçin İngilizce çalışman gerektiğini de bilmiyorsun. Biliyorum. Biliyorsun. Anlat o zaman. Neden İngilizce öğrenmek istiyorsun? Neden İngilizce öğrenmek istiyorum? Bir kere İngilizce dünya dili. Senin dünyayla ne ilişkin var? Benim dünyayla ne ilişkin mi var? Ya acaba içinde yaşıyor olduğumdan dolayı olabilir mi? Ya şimdi şöyle bak. Bir kere çok rahat iş imkanı bulabilirim. Bulabilirsin. Emin misin? Evet. Benim arkadaşım var Salih. Tam takır İngilizce konuşuyor. Ya şu anda hatta çeviri falan da yapıyor. Paraya para demiyor vallahi. Yani sen bu kursla Salih'in seviyesine mi ulaşacaksın? Ulaşıyorum. Ne var bunda? Şimdi öncelikle Salih'in İngiltere'de akrabaları var. Senin böyle bir imkanın var mı? Yok ama dediğim gibi ben kursun yurt dışı imkanından faydalanacağım. Sınavda derece yaparsan tabii. Bir kere ya bu kursun pazarlama taktiğinden başka bir şey değil. Artı her yer artık İngilizce bilenlerle kaynıyor. Artık İngilizce bilmek bile yeterli değil iş bulabilmek için. Sen Salih kadar şanslı olamayabilirsin. Ya ama olabilirim de. Olmaz böyle. Sen hep ihtimaller üzerine konuşuyorsun. Ya zaten hiçbir şeyden emin olamazsın ki. Her an her şey olabilir. Öyle değil mi? Salih'in durumu seni etkilemiş. Ondan böyle bir anlık heves falan geldi sana. Onun gibi olmak isterim. Doğrudur bu yani. Ya örnek alma diyelim buna. Bak yanlış kişiyi örnek alıyorsun. İkinizin imkanları çok farklı. Evet. İmkanlarımız farklı, doğru. Katılıyorum. Ama ben olaya da şöyle bakıyorum. O kendi imkanlarıyla hızlıcana halletti. Değil mi? İngilizceyi. Ben de kendi imkanlarımla yavaş yavaş halledeceğim. Yavaş yavaş. Ya sınavda dereceye giremezsen? Girmem lazım. Ya giremedin diyelim. Ya gireceğim. Yahu olmadı. Sınavda dereceye giremedin. Ne olacak o zaman? Başka fikrin var mı? Yurt dışı yok. Kurs dışında da zaten yurt dışına çıkamazsın. Altından kalkamazsın çünkü. Kurs boyunca öğrendiğin bilgilerin hepsi uçup gidecek. Verdiğin onca zamanın hepsi boşa gitmiş olacak. Yanlış mıyım? Haklısın. İşte bunların olmaması için de elimden geleni yapacağım. Yapabilecek misin? Yapacağım. Bak. Bu ülkede İngilizce bilmeyenler maalesef işsiz kalmak zorunda. İşsiz kalmaya mahkum oluyor. Ya o yüzden yapmak zorundayım. Yapacağım. Yapacağız. Beraber yapacağız. Hepsinin karşılığını alacağız ya. Vallahi bak, merak etme. Güven bana. Sen bilirsin. Neden İngilizce öğrenmek istiyorsunuz? Çünkü...